Hadi bir yarışalım Abat Şehri Boyabat'ta. Hazır mısınız? O halde hadi bir yarışalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi size 3 tane sorum olacak. Üçüne de doğru cevap verirseniz karşılığında küçük bir ödülümüz olacak. Hazırsanız başlıyorum. Vatan sevgisi, Allah inancı, kadının toplumsal değeri ve kılıcın ifade ettiği adalet gibi kavramları bünyesinde barındıran Boyabat şehir efsanesi hangisidir? A. Şahmeran efsanesi, B. Kız Kumu efsanesi, C. Kırk Kızlar Kayası efsanesi. Şahmeran Kalesi. Maalesef Kırk Kızlar Kayası efsanesi olacak. Teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi size 3 tane sorum olacak. Üçüne de doğru cevap verirseniz karşılığında güzel bir ödülümüz olacak. Hazırsanız başlıyorum. Vatan sevgisi, Allah inancı, kadının toplumsal değeri ve kılıcın ifade ettiği adalet gibi kavramları bünyesinde barındıran Boyabat'ın şehir efsanesi hangisidir? A. Şahmeran efsanesi, B. Kız Kumu efsanesi, C. Kırk Kızlar Kayası. C. Evet, doğru cevap. Tebrik ediyorum. İkinci soruma geçiyorum. Sinop'un en büyük ilçesi neresidir? A. Gerze, B. Boyabat, C. Duran. Boyabat. Evet, tebrik ediyorum. Son soruma geçiyorum. Ramazan ayının en güzel tiyatral eğlencelerinden biri olan gölge oyununda Karagöz'ün en yakın arkadaşı kimdir? A. Hacivat, B. İbiş, C. Zenni. Hacivat. Evet, tebrik ediyorum. Ödülümüzü alalım arkadaşlar. Teşekkür ederim bizimle yarıştığınız için. Açıp bakabilirsiniz ödülünüze. Evet. Ödülümüz güzel. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi size 3 tane sorum olacak. Üçüne de doğru cevap verirseniz karşılığında çok güzel bir ödülümüz olacak. Hazırsanız başlıyorum. Vatan sevgisi, Allah inancı, kadının toplumsal değeri ve kılıcın ifade ettiği adalet gibi kavramları bünyesinde barındıran Boyabat'ın şehir efsanesi hangisidir? A. Şahmeran efsanesi, B. Kız Kumu efsanesi, C. Kırk Kızlar Kayası efsanesi. Kırk Kızlar Kayası. Evet, doğru cevap. Tebrik ediyorum. İkinci soruma geçiyorum. Sinop'un en büyük ilçesi neresidir? A. Gerze, B. Boyabat, C. Duran. Boyabat. Evet, tebrik ediyorum. Son soruma geçiyorum. Ramazan ayının en güzel tiyatral eğlencelerinden biri olan gölge oyununda Karagöz'ün en yakın arkadaşı kimdir? A. Hacivat, B. İbiş, C. Zenni. Hacivat. Evet, doğru cevap. Tebrik ediyorum. Ödülümüzü alalım arkadaşlar. Teşekkür ederim bizimle yarıştığınız için. Sağlıkla kalın. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi size 3 tane sorum olacak. Üçünü de doğru cevap verirseniz karşılığında çok güzel bir ödülümüz olacak. Hazırsanız başlıyorum. Vatan sevgisi, Allah inancı, kadının toplumsal değeri ve kılıcın ifade ettiği adalet gibi kavramları bünyesinde barındıran Boyabat'ın şehir efsanesi hangisidir? A. Şahmeran efsanesi, B. Kız Kumu efsanesi, C. Kırk Kızlar Kayası efsanesi. C şıkkı, Kırk Kızlar efsanesi. Evet, doğru cevap. Tebrik ediyorum. İkinci soruma geçiyorum. Sinop'un en büyük ilçesi neresidir? A. Gerze, B. Boyabat, C. Duran. B şıkkı, Boyabat. Evet, doğru cevap. Tebrik ediyorum. Son soruma geçiyorum. Ramazan ayının en güzel tiyatral eğlencelerinden biri olan gölge oyununda Karagöz'ün en yakın arkadaşı kimdir? A. Hacivat, B. İbiş, C. Zenni. A şıkkı, Hacivat. Evet, doğru cevap. Tebrik ediyorum sizi. Ödülümüzü alalım arkadaşlar. Teşekkür ederim bizimle yarıştığınız için. Ödülümüz güzel, gördüğünüz gibi. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Vatan sevgisi, Allah inancı, kadının toplumsal değeri ve kılıcın ifade ettiği adalet gibi kavramları bünyesinde barındıran Boyabat'ın şehir efsanesi hangisidir? A. Şahmeran efsanesi, B. Kız Kumu efsanesi, C. Kırk Kızlar Kayası efsanesi. Kırk Kızlar. Evet, doğru cevap. Tebrik ediyorum. İkinci soruma geçiyorum. Sinop'un en büyük ilçesi neresidir? A. Gerze, B. Boyabat, C. Duran. Boyabat. Evet, doğru cevap. Tebrik ediyorum. Son soruma geçiyorum. Ramazan ayının en güzel tiyatral eğlencelerinden biri olan gölge oyununda Karagöz'ün en yakın arkadaşı kimdir? A. Hacivat, B. İbiş, C. Zenni. Tekrardan okuyayım mı? Karagöz'ün en yakın arkadaşı kimdir? Hacivat. Evet, doğru cevap. Tebrik ediyorum. Ödülümüz arkadaşlar. Teşekkür ederim bizimle yarıştığınız için. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hadi bir yarışalım. Boyabat tüm hızıyla devam ediyor. Merhabalar Küçük Bey, hoş geldin. Şimdi sana 3 tane sorum olacak. Üçüne de doğru cevap verirsen karşılığında güzel bir ödülümüz olacak. Hazırsan başlıyorum.
Vatan sevgisi, Allah inancı, kadının toplumsal değeri ve kılıcın ifade ettiği adalet gibi kavramları bünyesinde barındıran Bayabat'ın şehir efsanesi hangisidir? A. Şahmeran efsanesi, B. Kız Kumu efsanesi, C. 40 Kızlar Kayası efsanesi. B. Şıkları tekrar donu kim? Şahmeran, Kız Kumu, 40 Kızlar Kayası. A. Hangisi? A şıkkı. Maalesef olmadı. Şimdi size 3 tane sorum olacak. Üçüne de doğru cevap verirsiniz. Karşılığında güzel bir ödülümüz olacak. Hazırsanız başlıyorum. Vatan sevgisi, Allah inancı, kadının toplumsal değeri ve kılıcın ifade ettiği adalet gibi kavramları bünyesinde barındıran Bayabat'ın şehir efsanesi hangisidir? A. Şahmeran efsanesi, B. Kız Kumu efsanesi, C. 40 Kızlar Kayası efsanesi. C. Evet, doğru cevap. Tebrik ediyorum. İkinci soruma geçiyorum. Sinop'un en büyük ilçesi neresidir? A. Gerze, B. Boyabat, C. Durağan. Boyabat. Evet, doğru cevap. Tebrik ediyorum. Son soruma geçiyorum. Ramazan ayının en güzel tiyatral eğlencelerinden biri olan gölge oyununda Karagöz'ün en yakın arkadaşı kimdir? A. Hacivat, B. İbiş, C. Zenni. Hacivat. Evet, doğru cevap. Tebrik ediyorum. Ödülümüzü alalım arkadaşlar. Teşekkür ederim bizimle yarıştığınız için. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi size 3 tane sorum olacak. Üçüne de doğru cevap verdiğiniz takdirde karşılığında küçük bir ödülümüz olacak. Hazırsanız başlıyorum. Vatan sevgisi, Allah inancı, kadının toplumsal değeri ve kılıcın ifade ettiği adalet gibi kavramları bünyesinde barındıran Boyabat'ın şehir efsanesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Şahmeran efsanesi, B. Kız Kumu efsanesi, C. 40 Kızlar Kayası efsanesi. Kız Kayası efsane. Evet, doğru cevap. Tebrik ediyorum. İkinci soruma geçiyorum. Sinop'un en büyük ilçesi neresidir? A. Gerze, B. Boyabat, C. Durağan. Gerze. Maalesef Boyabat olacaktı. Teşekkür ediyorum bizimle yarıştığınız için. Evet sevgili izleyenler, hadi bir yarışalımın bugünlük sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abat şehri Boyabat'tan herkese selamlar, sevgiler. Hoşça kalın, sağlıklı kalın efendim.